Neden, niçin? Alternatif tüm. Yani durdururken, hadi bir şeyler üretelim diye biz bu işe girmedik. Aslında 13 yaşında köye gezmeye gitmiştim. Köyde çocuklarla ilkbaharda ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattık. Ve tabii ki üşüdüm. Bir gün sonra hastalandım. Tekrar şehre, yani Kayseri'ye döndük. Kayseri'de mahallenin yaşlı kadınları üzerimde deneyler yaptılar. Kızgın kumlara yattırdılar mesela. Yani herkes bir şeyi biliyorum diyerek üzerime deney yaptı. Sonunda ne oldu? Bütün eklemlerim kireçleşti. Merdiven çıkamaz oldu. Sonunda babam dedi ki, ya bunları yapacak bir şey yok. Bunu bu çocuğu öldürecek. Doktora götürmüştü. İğne, ilaç, iğne, ilaç. 13 sene kimyasal ilaç kullandı. Kullanmış olduğu romatizme karşı kullanmış olduğu ilaçlar, ben de önce gastrit, ülser, daha sonra kemik erimesi, bronşi, alerji, en sonra da panik atak, depresyon tetikledi. Almanya'da kimya mühendisi okuyordum. Doktorların takdim verdiği ilaçlardan sürekli kötüleşiyoruz. Ne yapalım diye bu işe girdim. Ve kendimi tedavi ettikten sonra 4 yıl deneyler yaptıktan sonra benim çevremdeki insanlar, ha benim de şu hastalığım var, benim de bu hastalığım var deyince, ha yanlış yapmayayım diye Almanya'da şifalı bitkilerle ilgili eğitim veren okullar var. Heilpraktik okullar. Bu okullara başladık ve bilgi sahibi oldukça dedim ki, ya bir kitap yazabilir miyim acaba dedim. Ve almış olduğum doktora baktığımda mevcut kitaplardan daha detaylı bilgiye sahip olduğunu gördüm. Kitap yazmaya başladım ama kitap yazmanın çok zor olduğunu sonradan öğrendim. Çünkü bu kitabı, 3 ciltlik bu kitabı yazmak benim tam 27 yılımı aldı. 27 yılda 7 defa yeniden yazdım. 4 dörtlük mükemmel bir kitap olsun diye. Bu kitapta diğer kitaplardan farklı olarak ne var? 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. 1. Bu kitaptaki fotoğrafları kendim çektim. 2. 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. İsteyenler doğaltedavi.net veya doğaltedavi.org isimli sitelere girerek bu sitelere baktıklarında 9500 bitki fotoğrafı olduğunu görecekler. Benim hazırlamış olduğum bu siteler dünyada şifalı bitkilerle ilgili en detaylı sitelerdir. Evet, şimdi neler bile? Onlara bir bakalım. Aloe vera. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauli Enstitüsü klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada aloe veranın bağırsaktaki mantarlara karşı etkili olduğu belirlenmiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada aknesinde ekseme iyileştirmiştir. Aloe vera ile ilgili Mısır'da yapılan klinik araştırmada aloe veranın akne, ekseme, sedef gibi hastalıkları iyileştirdiği belirlenmiştir. Tayland'da yapılan klinik araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Japonya'nın Hiroşima şehri var, bu atom bombası atılan yerde. Fushiyama Üniversitesi'nde yapılan araştırmada aloe veranın hücre yenileyici, anti-aging yani ve antioksidan özelliklere sahip olduğu belgelenmiştir. Aloe vera ile ilgili dünya çapında birçok klinik araştırma yapılmıştır. İksir. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşı, otu, zeytinyağı, kalkule içerir. Bütün damarları açıcı. Bütün organlardaki yağları, plakları temizleyici. Bağ dokularındaki cerrah, cirofu çözücü. Bayanlardaki kist ve miyomu eritici. Yağ bezi, lipom yani lipomu eritici. Nodülü eritici özelliklere sahip. %100 doğal, herhangi bir kimyasal maddesi içermez. Tansiyon, kolesterol, hatta kişide damarları %80 tıkanmış olsa dahi stent takılması gerekirse dahi ameliyattan önce 2 ay kullansın, doktora gitsin, katlamaların açıldığını bizzat kendisi görebilir. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği nedir? Gastrit, ülser, reflü,
12 parmak varsa iltihaplanması, ince bağırsak iltihabı, buna enterit diyoruz. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya eyaletinde, San Francisco'da Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü tedavi etmişlerdir. Mükemmel, %100 doğal, herhangi bir kimyasal ürün içermemektir. Bizim ürünlerin hiçbirinde kimyasal madde yok. %100 doğal. Evet. Gerçek diyet. %100 doğal ve zayıflatıcı, metabolizmayı hızlandırıcı. Maydanoz suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Funda, at kuzu otu, ısırgan otu, cinlema. Cinlema veya diğer adıyla hurma. Evet. Tenkür, limon suyu, sirke, sarımsak içermez. Zencefil, zerdeçal. Bu da halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, iştahsız insanlar için. Yiyemeyen, içemeyen çocuk veya yaşlı. Anoreksiyaya yakalanan böyle artistler, mankenler yemezler, içmezler. Zamanla ne olur? Yıprana, yıprana, yaşamda. Bu tür rahatsız, sindirim rahatsızlığa ortaya çıkan, bu tür rahatsızlığı olanlar için idealdir. Evet, geçelim şimdi diğer ürünlere. Macun. Epimedium, yani aslında teke otu ve 19 çeşit bilgi içerir. Çakşır kökü ekstraktı, çakır dikeni ekstraktı, damiyana ekstraktı. Bu kişinin ailesiyle veya işiyle cinsel ilişkiye bulunmadan yarım saat önce bir tatlı kaşığı alırsa cinsel fonksiyonları kimyasal ilaç almış gibi artırır fakat yan etkisi yoktur. Kimyasal ilaçlar bilindiği gibi tansiyonu, kolesterolü aniden fırlamasını sebep olup kişi cinsel performansını arttırmak isterken aniden ölebilir. Bunun böyle bir yan etkisi yoktur. 4000 yıldır Çin'de kullanılan azbeteki otu artık Türkiye'de doğal kimyasal madde içermez. Biz bunun birleşimine koruyucu madde olarak, özel olarak İspanya'dan özel bir doğal koruyucu madde katıyoruz. Kimya yok. Evet, birçok firma Epimedium macun üretiyor. Doğal diyorlar fakat içinde kimyasal maddeler var. Ölümlere sebep oluyor. İsteyenler Google'dan girerek bakabilirler. Epimedium'un macunların çoğu artık Sağlık Bakanlığı yasakladığı içinde kimya olduğu için. Epimedium'un kapsül, bu da Epimedium Forte. Aynı macun gibi cinsel performans artırıcı. Macundan farklı olarak biraz pratik olması, yoksa aynı özelliklere sahiptir. Şimdi yepyeni bir ürün. Epimedium XX Large Epimedium'lu macun. XX Large. Neden XX Large? Bu dünyada ilk üreten biziz. Epimedium. Benim bir dostum, arkadaşım Cengiz Bey, Avustralya'da bir bayanla evli. Kendisi işte yılın bir kısmını Avusturya'da, bir kısmını Çin'de, bazen Hindistan, bazen Amerika Birleşik, bazen Türkiye'de geçiren bir zamanımızı Evliya Çelebi'si gibi durmadan seyahat eden kişi. Seyahat etmesinin sebebi de dünyanın neresinde bir cinsel performans artırıcı ürün duydu, hemen oraya gidiyor, onunla ilgili araştırma yapıyor. İşte Epimedium'un macunun cinsel performans artırıcı Epimedium'un macunun bu XX Large'ını geliştirdik. Bunun farkı şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte penisinde problem olan, yani küçük olan, hani böyle bir problem de var. Bunun özelliği açıkçası penis büyütücüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ürün de Epimedium'un hazırlanmış özel bir teknik. Cengiz Bey'in laboratuvarında geliştirilmiş, Çinliler, Avustralyalılar tarafından, Amerikalılar tarafından kullanılan ürünleri biz daha da geliştirip daha etkili hale getirdik. Ozon Forte. Ozonun, normal ozondan bizim üretmiş olduğumuz ozon diğer
ozonlardan farkı nedir? Bir, Almanların masaj yağı olarak kullandığı masaj yağı. İki, atalarımızın kılıç yaralarını iyileştirmek için kullandıkları kılıç yağı ve ozon yağı karışımından oluşan özel bir formüldür. Mükemmel. Hem masaj yaptır hem içilirse bağırsaktaki mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Ozonu ilk keşfeden Otto Warburg, Alman asıllı bir doktor. Dünyada iki defa tıp ödülü, üst üste tıp ödülü almıştır. Çünkü ozon zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Ginkgo forte. Ginkgo beyine kan akışını artırır. Beyni besler. Unutkanlığa karşı. Hafıza zafiyetine karşı. Bununla ilgili mesela 36 klinikte toplam 10.815 demans hastası, yani bunama rahatsızlığı olan Alzheimer hastası Ginkgo forte ile tedavi edilmiştir. Yani Ginkgo ile. Biz bunun fortesini geliştirdik. Ginkgo forte mevcut Ginkgo'dan daha etkili. Çünkü plakları çözücü, alıcı ekstraktı var, kolesterolü önleyici, zeytinyağı ekstraktı var, şeker emilmeci kurumlar var mesela. Çok çok etkili, mükemmel bir şey. Yaban mersini, yaban mersini ile ilgili araştırmalar yaban mersininin görme zafiyetine karşı etkili, gözü güçlendirici, görme kabiliyetini artırıcı. Bununla ilgili Almanya'da ve İngiltere'de klinik araştırmalar mevcuttur. Yetkisi ispatlanmış. Zencefil ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda özellikle seyahat esnasında ortaya çıkan baş dönmesi, bulantı, kusma gibi seyahat hastalıklarına kinezya hastalığı denir. Kinezya hastalığına karşı dünyada en etkili bitirip Almanlar özellikle bunun damlasını, derecesini yapıyorlar. Bu tür rahatsızlığı olanlar kullanıyoruz. Biz bunu Almanların bırak çoğundan daha etkilisini ürettik. Karahindiba dehçete karşı etkili. Kanı temizler, bağ dokusunu güçlendirip 19 çeşit bitki ekstrakı içerir. Deve dikeni forte, hepatit B, hepatit C ile karşı, yani sarılığa karşı etkili. Karaciğeri temizler. Sadece hepatit B, hepatit C değil, aynı zamanda karaciğer zehirlenmesine karşı. Mesela tetraklor, kimyasal bir madde, karaciğeri zehirler, yani siroza dönüşür, etkiler bilinmezse. Deve dikeninden elde edilen zimarin Almanya'da karaciğer zehirlenmesine karşı kullanılmakta. Özellikle de ilkbahar ve sonbaharda mantar, zehirli mantar yiyenler, mantarın içerisinde alfa amaratin denen bir toksik madde var. 10 miligramı karaciğeri iflas ettirir. İşte bizim yapmış olduğumuz deve dikeni forte karaciğer zehirlenmesine karşı ettirir. Evet. Sinemaki bilindiği gibi kabızlık yani pekliğe karşı etkili. Klinik araştırmalara da etkisi ispatlanmıştır. Efendim, müsil yapıcı ilaçlar zararlıdır. Kanser yapar diye bir dedikodu çıktı. Bununla ilgili Japon kanserojen araştırmaları en su acaba yani sinemaki keten tohumu aloe vera ile ilgili iddialar yani müsil yapıcı ilaçlar, bitkisel ilaçlar, kanseri gerçekten sebep oluyor mu, olmuyor mu diye bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma sonucunda Japonlar dünyada 769 bin kolon kanseri hastası üzerinde yapmış oldukları araştırmalar, kolon kanserinin kabızlıktan kaynaklandığını ve yanlış besinlerden kaynaklandığını, sinemeki keten tohumu aloe veranın kabızlığı bilmediği için dolaylı olarak kansere karşı da etkili olduğunu belirtiyorlar. Nerede biliyorsun dedi olanlar içinde, benim yazmış olduğum bu üç ciltli kitapta bütün bu klinik araştırmalar ayrıntılı olarak mevcuttur. Hayıt. Hayıt kadın hastalıkları için ideal. Mesela Almanya'nın Marburg şehrinde kadın doktorların, ginekologların işte %100 kısır artık çocuk olmaz dedikleri bayanlar hayıt kullanarak normal yollarla doğum yapmışlardır. Nasıl oluyor? Çünkü prolaktin hormonu yüksek olursa özdrojen hormonu baskı altına alır. Bayanlar da ne yapar? Kısır basınca oluyor. Bu hormon düzenleyici. Bir, iki, adet öncesi ağrı ve sancılara karşı etkili. Buna
premenstrual sendrom denir. Adet öncesi bazı bayanlar geri gelişte sıkıntı olur. Eşim veya yakınları bilirler o adet döneminde gerilmeye başladığını. İşte bu tür rahatsızlık olan bayanlar kullandığı zaman adet öncesi hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Uzun çekirdeği antioksidan, özellikle kemoterapi yani kanser tedavisi veya ışın şua tedavisi sonrasında kişi bunu kullandığı zaman kanser hastası iyileşme sürecini hızlandırır. Hamemelis virginiana, cadı fıldığı da denir. Hamemelis forte, eksemaya karşı etkili, atopik eksema, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı eksema artı bebek ve çocuklardaki pişiklere karşı, kasıklardaki etkili. Şahtere, safra artırıcı, safra kanalını açıcı, safrayı temizleyici, safra kesildiğinde taş ve çamurun temizleyici artırıcı etkileri sahiptir. Kuş, böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanmasına karşı etkili birleşmeler, altın başakotu, aerokotu, ne varmış başka, ay üzümü, efendim, 19 bitki ekstraktı var. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanan birçok hastayı biz bundan tedavi ettik. Keçi boynuzu forte, keçi boynuzu testislerinde problem olanlar için. Testis üstü bezesi, iltihaplanması epidemik denir. Testis iltihaplanmasına orşit, veya testislerdeki damarlardaki oluşan damar sertliğine varikozu denir. Nasıl ki kişinin bazı bacaklarında oluşan damarlardaki bu anormallikler, pıhtılaşma, kan yoğunlaşmasına variz veya variz dersek, testislerdeki oluşan bu anormallikte varikozu. Varikozunu tedavi etmek için idealdir. Varikozu problemi olanlar, artı uzun yayla testislerini ve penisini masaj yapması gerekir. Çoban çantası hemoroide karşı dünyada en etkili bitkidir. Japon hastalığı iki profesör doktor, Profesör Doktor Korada, Profesör Doktor Takaki klinik araştırması yaparak etkili olduğunu belgelemişlerdir. Çoban çantası forte. Maydanoz, sinirlo, ağız kokusuna karşı etkili bir vitiligoya ala hastalığıdır. Etkili artı antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Alıç, tansiyon, kolesterol birebir etkili. Yüksek tansiyonunda tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullananlarda yavaş yavaş böbrekler iflas eder. Kişi böbreklerini iflas etmesini istemiyorsa iksir, aloe vera gel, alıç forte kullanırsa kalp damar rahatsızlığını kısa sürede iyileştirir. Ayı üzümü sistit yani mesane iltihaplanması ve intersistiyel sistite karşı etki. Almanya'da 75 urolog yani idrar yolları enfeksiyonuyla ilgili uzman doktorlar 186 bin sistit hastasını yani mesane iltihaplanması rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmişlerdir. Avokado, böbrekteki taş, kum, karşı etkili. Efendim, kedotu forte, uyuyamama, uykuya dalamama. Panax, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Tarçın, diyabet, yani şeker hastalığı. Itır, bronşit, faranjit, sinüzit. Almanya ve Rusya'da 50 binden fazla çocuk üzerinde denenmiş. Kuru öksürük, kalkan artamama, akut bronşit, kronik bronşit, astım gibi rahatsızları tedavi etmiştir. Binlerce insan üzerinde denemiş. Zerdeçal, her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü eriticidir. Eritici. Bununla ilgili Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde klinik araştırması yapılmıştır. Isırgan otunun romatizmine karşı olduğunu biliyoruz. Özellikle fibromiyaljiye karşı çok çok etkili. Kekik, bronşit ve astıma karşı etkili. 7753 hasta üzerinde denenmiştir etkisi. Fakat hangi kekik? 52 kekik yetişir Türkiye'de. Sadece Tumus vulgaris %100 etkili. Diğerlerini yetişir bilmiyoruz. Mahonya, akufolium. Mahonya, sedefe karşı dünyada en etkili bitki.
Almanya'da mesela sadece birçok klinik araştırması var. Profesör Doktor Dita 453 selef hastasını mahramya ile tedavi etmiştir. Yoğurt otu kansere karşı etkili. Bununla ilgili araştırmalar yapılmış, çalışmalar yapılmış. Çok çok etkili oluyor. Çentiyan iştahsız insanlar, çocuklar için veya yaşlılar için iştahsız, yemeyen, içmeyen, anoreksiye rahatsız olmalar için etkili. Biberiye düşük tansiyon rahatsızlığı için ideal, artı antioksidan, anti-aging. Ginseng forte, hadsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı yetiştirilir. Akai, akai forte, obezite, şişkinliğe karşı var. Şişmanlık, kilo alma, problemi olanlar için. Akai beri forte. Alaçayı, bademciklerinde iltihap olan, bademcikleri şişen, büyük veya küçükler için. Hatta eskiden antibiyotikler piyasa çıkmadan önce vereme dahi kullanılmıştır. Türkiye'de 83 çeşit adaçayı yetişir, sadece bir işi vardır. Enginar, karaciğer yağlanması, karaciğer değerlerinin aleti, aseti değerlerinin bozulması, enzimlerin artması gibi anormalliklerde kolesterol, lipid, trigliserit %100 etkili. Bununla ilgili mesela bir örnek vereyim, yüzlerce örnek var. Profesör Doktor Fintilman, Hamburg Riesen Hastanesi'nde, klinik hastanesi, üniversite klinik hastanesi'nde yapmış olduğu tedavi denemelerinde bunu ispatlamıştır. Garcinia, kilo problemleri çözen dünyada en ideal ürün. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi'nde klinik araştırması yapılmıştır. Danimarka'da klinik araştırması yapılmıştır. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit, mesela kişi karbonhidratla, yani un mamulleri veya meyve, şeker içeren bir şey yedi, karbonhidratlı bir şey yedi. Bu şeker içeren her şey neye dönüşür? Yağa dönüşerek depolar vücudumuzda. İşte bunun birleşiminde hidrositrik asit, şekerin yağ dönüşümünü sağlayan asetil koenzimi salgılanmasını artırıyor, şeker yağ dönüşümü. Klinik araştırması mevcuttur. Dünyada en ideal zayıflatıcıdır. Akkes tanesi forte, variz, venöz yetmezliği. Ödeme karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Birleşimindeki eskin kimyasal ilaç olan rutinden 600 kat daha etkili ve yan etkisi yoktur. Kırkilit, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya eyaletinde yapılan araştırmalarda bağ dokusunu temizleyici, ödemi önleyici özellikleri tespit edilmiştir. Sarı kantaron mesela sadece Almanya'da Jena Üniversitesi 2336 depresyon rahatsızlığı olan, depresyon, korku, uyuyamama, uykuya ama psikolojik gerilim nedeniyle hastaların üzerinde yüzlerce klinik araştırması var. Dünyada en çok satılan bitkisel ikinci sırada gıda takviyesidir. Aloe vera bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Centella hemoroid ve fistüle karşı etkili. Harpago. Harpago'ya şeytan pençesi kökü de denir. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi her türlü romatizm hastalığına karşı kullanılır. Bununla ilgili mesela Freiburg Üniversitesi'nde Almanya'da Profesör Doktor Kubrinski 10.000'den fazla hastayı, romatizm hastasını bununla tedavi etmiştir. Yüzlerce klinik araştırması var. Ekinezya, Almanya'da 141.100 çocuk bir yıl içerisinde üşütme, grip, lezzet gibi rahatsız olan hastalar ekinezyanın damla, draje ve kapsülüne tedavi edilmiştir. Papatya, bağırsaklardaki asidi bilerek asidi fazla emer, reflüye karşı etkili. Geven forte, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle de kemoterapi sonrası bağışıklık sistemi çöken kanser hastalığı için ideal. Cordyceps, Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılır. Hiçbir yan etkisi yok. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir.
Bir, yani soğuğa karşı direnişli, oksijenin alt olduğu ortamda yer yetişebilir. Diğer bitkilerin özünü emer. İdeal bir antibiyotik, kortizonla daha etkili ve kortizon gibi değil, yani etkisi. Çok mükemmel bir antibiyotik. Zaban, prostat büyümesine karşı ideal. Prostat büyümesini önler. Çünkü birleşiminde beta-sitoşterol denen etken bir madde var. Beta-sitoşterol, prostat büyümesini önler. Prostatın içerisindeki erkeklik hormonunu, kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzim var. Aromataz ve redoktaz. Bu iki enzim erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüştür. Kadınlık hormonu dönüşürse erkeklik hormonu testis prostatın içerisindeki hormon, kadınlık hormonu arttıkça prostatta büyür, dokuyor, yapıya uygun olmadığı için kadınlık hormonu. İşte bunun birleşimindeki beta-sitoşterol bu iki enzimi frenler ve prostat büyümesini önler. Prostat kısa sürede tekrar eski normal haline döner. Funda forte, kilolu bayanlar, erkekler için. Kimyon, bağırsaklardaki asitli kalsi emiciyi, alerji hastalıkları kullanır. Uç konmaz yine aynı şekilde zayıflatıcı. Kadın otu forte. Buna kara yılan kökü forte de deriz. Neden? Çünkü kara yılan otunun kökünden elde edilen bir ekstraktır. Latincesi cimucu fuga rakam boza. Bunun özelliği şudur. Menopoza giren bayanlarda ateş basması olur aniden. Sinirlilik, gerginlik, üzüntü, sıkıntı, yani çeşitli psikolojik rahatsızlar yaşar. Menopoz nedeniyle çeşitli rahatsız yaşayan insanlar için dünyada en ideal ürün Almanya'da bununla ilgili yüzlerce ürün başlıyor. Melisa, genital herpes genitalisi ile karşı etkili. Şerbetçi otu, bayanlarda göğsü, işte küçüktür diye göğsünde şikayetçi olan bayanların içinde. Yakortu forte, bu da prostat için fakat zabaldan farkı şu, zabal prostat büyümesine, yakotu forte prostat iltihaplanmasına, prostatite karşı etki. Bunu da yakotunun birleşiminde de 19 çeşit bitki ekstraktı var. Özelliği yine beta-sitoşterol içermesi. Guava, aynı şerbetçi otu gibi işte göğsünden memnun olmayan bayanlar göğsü küçüktür diye şikayetçi olan bayanlar için idealdir. Karanfil forte, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılan klinik araştırmalar bağırsaktaki E. coli bakterisini öldüren en doğal, en etkili bitki karanfil %99 karanfil E. coli bakterisi yok eder. E. coli bakterisi çoğalırsa ne olur? Normal olarak zararsız olan, hatta faydalı olan E. coli bakterisi çoğalırsa köpek gibi olur. Mesela evinizde köpeğiniz var, zarar verimi vermez. Ama kuduz olursa ne olur? Saldırganlaşır. E. coli bakterisi belli bir oranı geçtiği zaman tehlikeli olur. Bu nedenle et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinle beslenip de alerjik reaksiyon olanlar da E. coli bakterisi azmıştır. Bunun için karanfil gerekir. Uzara, ishale karşı. Bu Afrika ipek otundan elde edilir. Uzara, Almanlar bunun hapını damlasını dizilmesini yapıyor. İshale bölümleyicidir. Laden gülü forte, atopik eksemeye karşı Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. Profesör Doktor Günte Wiese, 95 atopik ekseması olan hastayı, yani kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekseması olan hastayı tedavi etmiştir. Türkiye'de de yapılan klinik araştırmada gastrite karşı etki olduğu belgelenmiş. Çünkü antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip maddeler için. Cranberry, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etki olduğu klinik araştırmaları belgelenmiştir. Normal, evet, şeker hastaları için. Buna Hintçe şeker sıfırlayan hurma. Latincesi Cinnama silvestris. Harvard Üniversitesi 4565 hasta üzerinde, şeker hastası üzerinde hurmalarla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Şeker hastalığını tedavi etmiştir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitki üzerinde inceleme yapmış. 108 bitki içerisinde dünyada şekere karşı en etkili bitki hurmalar olduğu belgelenmiştir. Hurmaların birleşimindeki cinnamik asit pankreastaki inzülin salgılayan beta hücrelerini güçlendirici, yenileyici özelliğe sahiptir. Evet, işte evet. Aykoplas. Aykoplas nedir?
İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan her öğrenciye şart. Neden? Sınavı, başarıyı odaklandırır. Kişi konuya odaklandırır. Sınavda başarıyı yani garantilir diyemeyiz de yükseltir. Hafızayı güçlendirir. Zekayı güçlendirir. Neden? Çünkü birleşimindeki sarkantoğun, ginkgo, üzerlik, turunç kabuğu ekstraktı, 19 cilt bitki ekstraktı beynin fonksiyonlarını artırır. Nöronları, efendim, sinir hücrelerini güçlendirir. Hafızayı güçlendirir. Bu IQ Plus'ı Profesör Doçent Doktor Kemal Bey ve yardımcısı kimyager Deniz Bey 15 yıl araştırma yaptıktan sonra IQ Plus'ı kurmuşlar, geliştirmişler. Ben onların bütün üretim hakkını ve satış hakkını devraldım, satın aldım. Buradaki bütün ürünler bana ait, benim buluşumdur. Sadece IQ Plus iki Türk bilim adamının buluşudur. Bunu ben bütün üretim hakları satın aldım ve geliştirdim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Panax, Forte. Diyeceksiniz ki Panax piyasada çok. Birçok firma Panax üretiyor. İçerisinde ne var? Birçok firma üretiyor. Panax'ta Gülaf, Çoban Çökert'ten ve Ginseng var. Bizim üretmiş olduğumuz Panax'ta diğer Panax'lardan farklı. Ne var? Alıç var katlamal için. Zeytin yaprağı ekstraktı var. Oğul otu ekstraktı. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Piyasadaki hiçbir Panax katlamal için etkili değil. Çünkü onlar içine kimyasal madde koyuyorlar. Allah korusun. İsterseniz tüketicihakları.biz şikayetyollar.com diye sitelere girin bakın. Bu sitelerde içerisinde kimyasal katkı maddesi içeren sahte Panax'lar ölümlere sebep olmakta. İnsanlar katlamal arasında kurtulacağım derken Allah'ın rahmetine kavuşmak. Bu tür insanlar İnsan sağlığını tehdit eden insanlar toplumdan dünyada bir konudur hükümetmiş. Bu bantta iksir, tonik, aloe vera jel, gökçek diyet, gökçek tentür, dolumlu kapaklaması, etiketlenmesi yapılır. Bu görmüş olduğunuz tankta ise ultraviyolet ışınla ışınlanır. Böylece hiçbir kimyasal katkı maddesi katılmadan doğal olarak bakteri, virüs ve mantarlar üremesi, çoğalması önlenir ve yok edilir. Tamam, aşağı inelim. Bu gördüğünüz tanklarda iksir, tonik, gökçek yer, gökçek tentü belli bir fermentasyondan geçtikten sonra üretim için yukarı pompalanmaktadır. Hürmetler, saygılar. Evet. Bitki ekstraktları karıştırmak için Avrupa'dan, Amerika'dan ve Çin'den getirdiğimiz bitki ekstraktları özel bir sistemle karıştırılır. Bu da bitki ekstraktlarının dolumu için kapsül dolumu yapılır. Burada gördüğünüz sebebi efendim bitki ekstraktlarının tozu almak için kullanılması için de kapsül sahibi makinemiz vardır. Bu şekilde dolumlar yapılır, hazırlanır. Yapıldıktan sonra da efendim yukarıda kargoya verilir ve istenenlere gönderilir.